Dikkat, dilin senin hayatını programlıyor. Söylediğin cümleler hiçbir zaman çöpe atılmıyor. Hepsi karşına çıkacak. Ne ekersen onu biçersin. Ne söylersen onunla karşılaşırsın. Çünkü bu senin bilincini, bilinçaltını, zihnini, beynini, hayatını programlıyor. Yıllar önce çok enteresan yaşadığım bir seansı sizinle paylaşmak istiyorum. Yanıma 7-8 yaşında bir çocuk getirdiler. Çocuk 6 aydan beri kaşınıyordu. Sürekli kaşınıyor ve derisi artık kabarmıştı. Kaşınmaya devam ediyordu. Biliyorsunuz ben analiz yapıyorum, test yapıyorum. Yani bir matematiği var bu işin, bir mantığı var. Anne ve babayı test yaptım. Anne ve baba ilk önce itiraz etmek istediler. Dediler ki bizim bir problemimiz yok ki. Problem çocuğumuzda, kaşıntı çocuğumuzda. Neden bizi analiz ediyorsun? Ama benim yöntemim her zaman atalarımızdaki gibi. Atalarımız ne demiş? Dedenin yediği ekşilik torunun ağzını ekşitir. Dolayısıyla biz atalarımızın aynasıyız. Biz annemizin, babamızın, büyüklerimizin aynasıyız. Yani eğer aynada sıkıntı varsa o zaman geçmişten gelen kalıtımsal genetik sıkıntılar var. Dolayısıyla çocuğu zaten onun kaşıntısı beni üzüyordu. Psikologlar biliyorsunuz empati yaptığından dolayı, normal insanlara göre daha fazla empati yaptığından dolayı onun kaşıntısı beni çok etkiliyordu. Yani şöyle düşünün, karşıdaki insanın bir acısı varsa onu psikologlar empatisi yüksek olduğu için o da aynı acıyı hisseder. Ki problemi çözer. Başka türlü çözemez zaten. Dolayısıyla çocuğu dışarıya çıkarttık ve anneyi babayı testle analiz ettim ve ortaya şu çıktı sevgili arkadaşlar. Ankara'da yaşayan dedesinin söylediği cümleler, nezirler, şartlar, program, beyin programlama, zihin programlama. Söylediği çok basit bir söz çıktı ortaya ve iletişime girdik dedeyle. Bu nasıl çıktı? O analizle, yani anne ve babanın 6 sayfalık testiyle ortaya çıktı. Ve dedeyi aradıktan sonra öyle bir söz verdi mi, vermedi mi? Bunun teyidi için onu aradık. Sonra hatırladı. Evet dedi, ben böyle bir şey söyledim. Şu işim olursa o zaman bir miskini köprü altından alacağım, onu hamama götüreceğim, onu yıkayıp paklayacağım, saçını tıraşını yaptıracağım, üzerine yeni kılık kıyafet ve karnını doyuracağım, onu mutlu ederek tekrar serbest bırakacağım diye söz verdim ama yerine getiremedim. Unuttum, aklıma gelmedi, nefsime ağır geldi, bunu yapmakta çekindim diye itiraf etti dede. Fakat ona o bilinci verdim artık. Senin yüzünden bu çocuk 6-7 aydan beri kaşınıyor. Gitmedik doktor kalmamış, gitmedik hastane kalmamış ve almadık ilaç yok. Ve vücutta daha tahrikler daha da fazlalaşmış. Bu senin yüzünden oldu, bunu kabul et. O yüzden bu cümleni yerine getir. Yani söz verdiğin zaman yerine getir. O yüzden biz yıllardan beri 750 videoda hep onu anlatıyoruz. Sözünle özün aynı olsun. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyoruz sürekli. Dolayısıyla insan bir şey söz verdiği zaman bilinçaltı bunu unutmuyor. Bunu etrafında hiçbir bilinç unutmuyor. Sadece sen duysan bile Rabbim duyuyor. Dolayısıyla onu yerine getirmen lazım. Bu kadar basit. Ve sen şimdi dedim hemen 3 saat vaktimiz var. Sen 3 saat içerisinde git öyle birisini bul. Biz de çocuğu incelemeye alalım. Onda senin davranışlarını takip edelim. Ondaki değişiklikleri görelim. Gerçekten adam hemen icraata geçti. Söz verdiği gibi birisini, bir miskini, bir garibanı buldu. Onunla ilgilendi. Hamama götürdü, yıkattırdı. O ara bize de rapor veriyor ne yaptığını. Kaşınmaların çocukta geçtiğini gördük sevgili arkadaşlar. O miskin mutlu oldukça, neşelendikçe kaşıntının artık %10 kaldı. O da psikolojik ben. Yani vücut alıştığı için. Sonra 1-2 hafta sonra o da geçti. Burada şunu söylemek istiyorum. Söylediğin cümleler sadece seni etkilemiyor. Ve sadece seni etkilemeyecek. Her zaman yumuşak karnından vurulursun. Senin etrafında, senin en çok sevdiğin, senin yumuşak karnın olan kimse. 4 tane çocuğun mu var? En çok böyle üzerine hassasiyetle durduğun o çocuk da çıkar. Hani derler ya, sıkıntılar, haksızlıklar, yediğin haram her zaman çocuklarda etkisini gösterir. Onlardan görürsün. Sürekli atalarımız bunu söylemiş. Buna genetik geçiş diyorlar. DNA geçişi diyorlar. Bu psikolojik geçişler her zaman olmuş ve olacak. Dolayısıyla dede davranışını değiştirdi. Torun düzeldi. Bu bizim hayatımızın her bölümünde var. İnsanlar bilmeyerek bazı cümleler söylüyorlar ve ömür boyu onların bedelini ya kendisi ödüyor ya en çok sevdiği ödüyor. Etrafındaki insanlar ödüyor ve o şekilde kefaretler ödeyerek hiç fark etmeden, hiç anlamadan hayatlarını bu şekilde maalesef tüketiyorlar. Dolayısıyla kendini bil ki
ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın. Sadece senin ömrün israf ve ziyan olmuyor. Senin evlatlarının ömrü ziyan oluyor. Senin zevcenin ömrü tükeniyor. Dolayısıyla sen bir kere bunu kavramaya çalış. Ben kendimi tanımam lazım. Kendimi tanırsam dil kalıplarıma dikkat ederim. Geçmişte hatalı dil kalıplarımı bulup onları iptal eder ve daha huzurlu, daha bereketli, daha başarılı bir yaşama kavuşurum bilincini aktarmak istiyorum ben sana. Belki sen de yıllardan beri çaba gösteriyorsun. Yani problemlerin var. İnsanların problemleri olabilir. Huzursuzluk olabilir, başarısızlık olabilir, bereketsizlik olabilir. Yani işler kuruyorsun, işlerini batırıyorsun. Belli bir kazancın var. O kazancı bir türlü aşamıyorsun. Yani görünmeyen bir tavan var. Camdan bir görünmeyen tavan var. Tamam mı? Sen yıllarca uğraştın. Bu tavanı bulamadın. Yani nasıl aşacağını bilmiyorsun. Her şeyi denemene rağmen bir türlü ilerleyemiyorsan o zaman senin de geçmişte veya senin geçmişindeki insanların kullandığı hatalı cümleler vardır. O kalıplardan dolayı, o dil kalıplarından dolayı, o yanlış cümlelerden dolayı veya o büyük konuşmalardan dolayı bu kefareti, bu acıyı, bu sıkıntıları çekiyorsun. Ama ben sana şu müjdeyi verebilirim. Bunları çekmek zorunda değilsin artık. Belki vakti geldi. Bu videoyla nasip kısmet, tamam mı? Bu bilinç, bu farkındalık sende oluşur. Sen de artık tamam dersin ya. Söylediğim cümleler veya benim atalarımın söylediği cümlelerden kaynaklı sorunlar olabilir. Ben de gerçekten bunu bulup iptal edebilir. O arzuladığım ve hak ettiğim başarıya, hedefe ulaşabilirim diyebilirsin. Çünkü bu mümkün. Ben bunu yıllarca gördüm. Hiç mümkün olmayan, olmayacak gibi, işin içinden çıkamadığım gibi hissettiğim yerlerde bile her zaman bir çözüm çıkıyordu karşıma. Dolayısıyla bu binlerce insanda oldu ve sende de olabileceğine inanıyorum. Yani iyi sonuçlar elde edebilirsin. Bu bakış açısını kazanırsan. Buna benzer binlerce olağanüstü değişimleri ben gördüm, şahit oldum, vesile oldum. Sende de olağanüstü değişiklikler olabileceğine %100 inanıyorum. Eğer sen de belli başlı sorunlardan artık kurtulmak istiyorsan, artık vakti geldi diyorsan, özellikle iş hayatında, mesleğinde başarını, bolluğunu arttırmak istiyorsan, daha huzurlu bir hayata kavuşmak istiyorsan, o zaman sana tavsiyem bizim kanalımızdaki videoları izlemen. Bu videoları sırayla izlemeni tavsiye ediyorum. Sadece YouTube kanalımızdaki ücretsiz videoları izleyen ve hayatını değiştiren binlerce insan var. Feedbackler var. Bunları bize ispatlı, kanıtlı olarak yorumlarında gönderdiler. Fakat siz daha profesyonel, daha hızlı hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, profesyonel destek almak istiyorsanız o zaman bize başvurabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altına link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder ve seni analiz edip seninle bir strateji görüşmesi yapalım. Seni analiz eder, ayak bağlarını yani kafadaki kilitleri, o cümleleri, zehirli cümleleri bulup biznillah çözeriz. Sen de inşallah arzuladığın hayata, bolluğa, berekete, huzura kavuşabilirsin. Şimdi bunun için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.